Tarihi eserleri ve mutfağıyla ünlü kentimiz Hatay. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz demiş. Ben metni okumayacağım. Resimleri söyleyeyim size. Amikovası, ters akan nehir, göç eden flamingolar. Roma döneminden 4. yüzyıldan kalma mozaik, bir mozaik. Habibi Neccar Camii, Künefe, Tepsi Kebabı ve Uzun Çarşısı. Metinden alınan kelime ve kelime gruplarını okuyunuz. İçlerinden anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını metinde geç metinde içinde geçtiği cümlelerden hareketle tahmin ediniz demiş. Mozaik, türlü renklerle küçük küp biçimine mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim, bezeme işi zaten yukarıdaki resimlerde de vardı. Endüstri, hammetleri işlemek sanayi diyebiliriz. Defne. Yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç. Hatta yemeklerde falan da kullanılıyor. Mitolojik bir ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ait mitlerin, efsanelerinin bütünü diyebiliriz. Eski destanlar falan da diyebiliriz. Cümleler dersimizde Kemal Sunal belgeselinden birkaç kesit izledik. Yukarıda kesit bölüm demek onu da söyleyebiliriz. Kesit bölüm. Dedem bahçe yolu için mozaik döşetmek istiyor. Kağıt endüstrisi için özel yetiştirilen ağaçlar kullanılmalıdır odama getirdiğim defne yaprağı mis gibi koktu. Kütüphanede mitolojik kitaplara bakacağım veya mitolojik filmleri çok severim gibi cümleler yazabiliriz. İkinci etkinliğimiz metinle ilgili soruları cevaplayınız demiş. Hatay ülkemizin hangi bölümünde bulunmaktadır? Ülkemizin güneyinde, Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır. Hatay Hatay'ın en verimli toprakları nerelerdir? Amikovası yukarıdaki resimlerin içinde de vardı. Asi nehrine neden ters akan nehir denilmektedir? Bölgede güneyden kuzeye doğru akan tek nehir olduğu için genelde oradaki bütün nehirler Güneydoğu Anadolu bölgesi dahil hep güneye akar. Hatay üzerinden geçen göçmen kuşlar nereden gelip nereye gider? Afrika'dan gelip Avrupa'ya, Asya'ya, Asya'nın batısına doğru giderler. Antakya Arkeoloji Müzesi nasıl bir özelliğe sahiptir? Dünyanın en zengin ikinci mozaik koleksiyonuna sahiptir. şeklinde yazabiliriz. Hatay'da bulunan, Anadolu'da inşa edilen ilk cami olarak bilinen caminin adı nedir? Yukarıda resminde vardı. Tarihi Nabib-i Necar Camii. Bunları yazabiliriz. Bir sonraki sorumuz Hatay hangi yemekleriyle bilinmektedir? Et yemekleri, dolmaları, sebze yemekleri, reçelleri, turşuları, pilavları, ağaçları ve salataları. Doğadan toplanan bitkilerle yapılan yemekleri, tatlıları, pasta ve börekleri, süt ürünleri, kuru yiyecekleri hatta Hatay usulü dürümlerde bulunmaktadır. Katık dürüm gibi. Antakya'daki Uzun Çarşı'nın içinde neler bulunmaktadır? Camiler, hanlar, hamamlar, semerciler, demirciler, bakırcılar, sepetçiler, fırıncılar, künefeciler, buğday pazarları bulunmaktadır. şeklinde cevaplayabiliriz. İkinci etkinliğimiz burada bitti. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Metnin görsellerini inceleyiniz. Sizce bu görseller metinde anlatılan bilgiler için uygun ve yeterli midir? Açıklayınız denilmiş. Metnin içeriğine uygun bir resim çiziniz demiş. Bir dürüm çizebiliriz. Türkiye'nin her yerinde Hatay dürümü diye geçiyor metindeki resimlerde uygundur şeklinde cevaplayabiliriz. Dördüncü etkinliğimize bakıyorum hemen. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesine ait aşağıdaki görseli inceleyiniz, verilen bilgileri okuyunuz denilmiş. İnternette araştırma yaparken çok dikkatli olmalısınız. İçeriğini bilmediğiniz pek çok site gerçek olmayan yanlış haber ve bilgileri barındırır. Bu tür tehlikelerden korunmak için Go ve Edu uzantılı internet sitelerini tercih etmelisiniz. Evet. Yukarıda bazı sitelerimiz var. İkinci ve üçüncü internet siteleri güvenilirdir. İkinci internet sitesi Go uzantılıdır. Yani devlete aittir. Üçüncü internet sitesi Org uzantılıdır. Bu uzantıya sahip olan siteler kar amacı gütmeyen sadece insanları bilgilendirmek amacıyla kurulan sitelerdir org ve com uzantılı sitelerin tamamen güvenilir olup olmadığını anlamak için büyüklerimize danışmamız gerekir. Beşinci etkinliğimiz Kültürümüz içinde yardımlaşma ve paylaşmanın önemli bir yer olduğunu hatırlayınız. Suriye'den göç eden çok sayıdaki insana Hatay elimizin ev sahipliği yapmaktadır. Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Ardından elinizde sihirli bir değnek olduğunu düşününüz. Yardıma ihtiyacı olan insanlar için neler yapılabileceği hakkında konuşma yapınız demiş. Burada örnek bir konuşma bıraktım buraya. Örnek bir konuşma sınıfta okuyabilirsiniz birazcık değiştirerek. Yaşadığınız veya gezip gördüğünüz yerlerden birini anlatan bir yazı yazınız. Antalya Manavgat'a gitmiştim ben. Hatta tekne turuna falan da çıktım. Başarılar diliyorum.